Enem Arat benim de son puanlamayla karşınızdayız sayın seyirciler. Bakalım Derya Hanım emekleriyle, hamaratlığıyla arkadaşlarından kaç puan alacak? Ve en önemlisi birazdan bu masada 20.000 TL'yi kim kazanacak? Hep birlikte öğreneceğiz. Hanımlar buyurun puanlarınızı verin. Lale Gül abla Orhun kitabeleri yazdı. Evet, galiba özel bir not düştü kenara. Evet, son puanlar. Derya abla. Efendim Kadir Bey. Eline koluna sağlık tekrardan. Afiyet hoş olsun. Bakalım puanlar senin birinci olmana yetecek mi? İkinci mi olacaksın, üçüncü mü olacaksın? Hakkımızda hayırlısı Kadir Bey. Peki. Evet, Eskişehir'deki son puanlar açıklıyoruz. Elif Hanım, açın tahtanızı, kaç puan verdiniz? 2. Neşeli söyleyince ben de iyi bir şey gelecek zannettim. Bekliyordum, ben ona 2 verdim, o da bana 2 verecektir. Ya asla ondan dolayı değil. Ben eğer öyle olsaydı dün 3 vermezdim. Peki. Teşekkür ederim. Meryem Hanım. Yani kesinlikle bu puanlar benim hakkım değil. Daha yüksek benim hakkım ama ben bir şey demiyorum arkadaşlara ya. Hak ettiğini... Bekliyorum. O puanları onlardan bekliyorum ben zaten. Fazlasını beklemiyorum. Puan peşinde olduğumuz için. El açması yaptığın için mi Derya Hanım? Yaptığınız için mi bu puanları ben hak etmiyorsunuz? Kesinlikle benim menüm hepinizden daha uğraştırıcıydı. Merve hariç. Merve hariç. Onu söylüyorum. Peki. Hakkımız merakla hayırlısı. Beklediğimiz puan Lale Gül Hanım'ın puanı. 'Senden çok umutluydum ablacığım. Gerçekten rakip olarak seni ben de bir tek seni görüyordum ben rakip olarak. Seni görmüştüm bir tek. Yani ben kendimi gerçekten şu an hani nasıl diyeyim normalde olduğumdan daha düşük performansla bu yarışmada olduğum için şu an onun üzgünlüğü içindeyim zaten Kadir Bey. Hani ben bile kendime çok kızgınım ama bu kadar, bu puanlar kadar da sen kötü değilim menü yani. Menü seçiminde kendine kızgınsın ama çıkarttığın performans olarak yemeklerinde çok çok kötü bir şey olduğunu düşünüyor musun? Hayır, hayır. Kesinlikle düşünmüyorum. Peki Lale Gül Hanım dün dedi ki, hani bu zamana kadar hep 2-2 verdin dedi. O dedi ki bir de yarın var, bir de yarını görelim dedi. Peki 4 gündür hep 2 gittik. Geriye döndüğünde hiç mi bir tık fazlası yok aralarında? Hiç mi biraz daha ona göre işte uğraştırıcı menüsü ya da ne bileyim bir tık daha hamaratı gerçekten yiyeceklisi? Hani ilk başta da dediğim gibi... Hepsi ikilik miydi? Hayır. Eğer gerçekten lavaşı güzel olmuş olsaydı Merve Hanım'a hayır, üç verecekti. Olduğu kadarıyla yani baktığınızda... Tat olarak bir de kuruydu gerçekten. Ortalarından yemeye başladı. Onun pidesini tartışmıyorum ben. Geriye dönüp baktığınızda olduğu kendi, kadarıyla... Sadece kendi masam. Sadece kendi aynen, masanız yüksek kendi bir puan hak ediyordu. Evet. Evet. Herkes puanını açtı mı? Açtı. Yok ben açmadım. Açmadın mı? Merveciğim sen aç puanını. Derya abla sana puanım 3. 3. 3 puan evet. Da Merve Hanım'dan geldi. Teşekkür ederim. 3 puan verdim ben. Bu 3'ü Meryem 4 verirsin dedi diye mi verdin? Hayır asla. 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 Meryem'den etkilendiğini düşünüyorum Merve'nin. Hayır kesinlikle. Ay, pilavın ben öyle pilavın için bir puan kırdım. Tatlısı ve çorbası için de yarım ondan bir puan kırdım. Yani 3 kaldı elimize. Peki. Hayır kesinlikle Meryem Hanım'dan yani etkilenmedim. Yani ben bonkör davranıp herkese bol puanlar verdim ama şu an onun pişmanlığı hayır, içerisindeyim. Hayır ben pişman verdim. Olma yukarıda Allah var. Elbet o adalet bir yerde senin karşına çıkar. Allah büyük evet. Kendini kesinlikle öyle düşünme. Evet. Sen hak edeni hak ettiğini verdi. Sen en azından vicdanını dağıt olacak. Ben kesinlikle kesinlikle. Yani 20 bin TL'yi kaybetsen bile en azından geriye dönüp baktığında evet, vicdanlı evet. Bir olarak devam edeceksin. Eline koluna sağlık. Afiyet toplamda 9 puana ulaştın. Evet. Güzel bir gün geçirdik. Mutfakta biraz heyecanlıydı. Çok sohbet edemedik ama eğlendik. Misafirperverlerin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim eşiniz size. Eşiniz Ramazan Bey'e de çok çok selamlar olsun. Kendisi çok teşekkür çok ederim. Karşımda. Sağ olun, sağ olun. Evet, nereye gidiyoruz? Finale. Şimdi ben puan vermeye gidiyorum. Döndüğümde Eskişehir'in birincisini, 20.000 TL'nin sahibini açıklayacağım. Bakalım kim olacak? Hepsi birazdan. Enem Arat benim de. Haydi gidiyorum. Derya Hanım, bugün bu masada, bu evde sadece diliniz çalışmış, eliniz hiç çalışmamış. Ya Lale Gül Hanım, sizden tek istediğim lütfen artık saçmalamayı bırakın.